Konumuz Stray Kids'in eski üyesi olan Woojin. Birden Twitter'da bir hesap çıkıyor. Çok can sıkıcı bir hikaye anlatıyor orada. Ama diyor, ben hiç isim vermemiştim ki. Sonra işler biraz daha çirkin bir hal almaya başlıyor. Eğer böyle şeyler olduysa gerçekten çok korkunç iddialar bunlar. Ve bu benim yaptığım en büyük hataydı diyor. Hala böyle bir şeyde bile kendini suçluyor bu insan. Çok enteresan değil mi ya? Ve diyor, yakın zamanda ben müziğe geri döneceğim acı. Bırakın şimdi diyor tacizi macizi. Onyx Entertainment konusu da çok enteresan bu arada. Böyle bir şey demiyorlar tabii ki, ben şu anda tamamen konuyu dalgaya alıyorum ama çok komik bir şey gerçekten. Woojin bayağı Stray Kids üyelerine kötü davranıyormuş. Birden yanındaki kişiye çok bariz bir şekilde böyle elinde mikrofon tutuyor. Kolunu kaldırıp vuruyor. Merhaba arkadaşlar, Uzanda olsun, hoş geldiniz. Ben Deniz Sümeyye Saraç. Bugün yine bir skandalla karşınızdayım. Bu aralar çok fazla skandalla karşınıza çıkıyorum. Neden acaba? Siz de sevdiniz ama bunları. yine benim konuyla hiç alakam yok. Yani daha doğrusu hiç bilmediğim bir konuydu. Ama birkaç kişiden böyle bir istek gelince bunu da yapar mısın diye kırmak istemedim. Kıramadım ve böyle bir video yapmaya karar verdim. Konumuz Stray Kids'in eski üyesi olan Woojin. Woojin'in skandalı. Woojin'in bir skandalı çıktı arkadaşlar geçtiğimiz yıllarda. Ve bununla ilgili bir video yapmaya karar verdim. Çünkü internette de biraz araştırma yaptım. Bilgiler o kadar darmadağınık ki hani belki birazcık olsun böyle toparlamaya yardımcı olur konuyu hiç bilmeyenler için. Çok uzatmayacağım lafı çünkü düşündüğümden çok daha detaylı ve uzunmuş konu. Stray Kids bir JYP grubu arkadaşlar. Ve birden 2019'un Ekim ayında JYP bir yazı yayınlıyor. Stray Kids üyesi Woojin kişisel sebeplerden dolayı gruptan ayrılma kararı aldı. İşte sözleşmeyi feshetti gibi bir açıklama yapıyor. İşte hayranlardan özür dileriz falanlar filanlar, klasik. Tabii hayranlar çok şaşırıyor. Hani birden ne olmuş olabilir falan diye böyle Woojin'e çok üzülüyorlar. Ve bu arada bu süreçte de Stray Kids yeni bir albüm yayınlamak üzere. Böyle bir dönemde grubun ana vokallerinden birisi gruptan ayrılınca haliyle netizenler diyor ki bir şey olmuş olmalı. Şimdi kritik bir dönem, yeni bir albüm çıkacak, her şey yapılmış, yayınlanmak üzere az kalmış. Ana vokallerden bir tanesi gruptan ayrılıyor. Kesinlikle çok büyük bir şey yapmış olmalı ama bize söylemiyorlar diyor netizenler. Woojin o şekilde gruptan sessiz sedasız ayrılıyor. Haliyle albümün çıkış tarihi erteleniyor. Sonra işte klibi olsun, fotoğraf çekimleri olsun, şarkılar olsun, her şey Woojin'siz olarak tekrardan düzenlenmek zorunda kalıyor. 9 kişilik grup 8 kişi olarak yoluna devam ediyor. Sonra tarihler 8 Eylül 2020'yi gösterirken birden Twitter'da bir hesap çıkıyor ve çok can sıkıcı bir hikaye anlatıyor orada. Bir K-pop yıldızıyla alakalı böyle yaşadığı bir cinsel taciz olayını anlatmaya başlıyor. Hesabın adı da A1, B3, C4, S9. Ben tabii ki birebir söylemeyeceğim ama genel olarak o kişinin anlattıklarından birazcık böyle yine hikaye anlatır gibi anlatmaya çalışacağım. Diyor ki, bir isim vermiyor bu arada, onu da söyleyeyim, asla isim vermiyor. Diyor ki, eskiden bir K-pop grubunda yer alan birisi bir idol tarafından taciz edilmiştim. Ama artık grubundan ayrıldı ve grup üyeleri de arkadaşları da onun kim olduğunu, nasıl bir karaktere sahip olduğunu çok iyi biliyorlar tarzı bir şey yazıyor. Sonrasında tabii bu hikayenin nasıl gerçekleştiğini, bu cinsel tacizin nasıl yaşandığını anlatmaya başlıyor Twitter'dan yine. Diyor ki, arkadaşlarımla birlikte Seul'ün Itaewon bölgesindeki bir bara gittim. Burası biliyorsunuz zaten Itaewon, artık dizilerden de biliyoruz. Çok fazla eğlence yerlerinin, barların, kafelerin olduğu bir mekan. Çok hareketli bir mekan. Orada diyor bir bara gittik ve diyor bu kişi, isim yok. Bu kişi benimle sohbet etmek istediğini söyledi ve bir içki içmek istediğini söyleyerek bana yaklaştı. Beraber içki içmek istediğini söyledi. Ama diyor ben bunu reddettim, o kişi de ısrar etmeye başladı. Bu sefer işi daha da abarttı. İşte vücuduma, belime, kalçama falan dokunmaya başladı diyor. Ben diyor ona sohbet etmek istemediğimi, onunla bir yere gitmek istemediğimi söylediğim halde diyor yine de hiç izin almadan kafasına göre işte vücuduma dokunmaya başladı diyor. Bu arada diyor işte içinde bulunduğu grubun adıyla sürekli övünüyordu.
İşte o grubun içinde olduğu için. Ben inatla diyor, ısrarla reddedince onu, bu sefer sinirlendi. Bana kötü sözler söylemeye başladı diyor. Bu kişi şu anda grubundan ayrıldı ve hani hiçbir gruba, K-pop grubuna bağlı olmayan eski bir idol. Tüm hayranların onun gerçek yüzünü bilmesini çok istiyorum. Ama ben sonuçta ünlü biri değilim ve muhtemelen bana inanmayacak çok fazla kişi olacaklar. Ve o bara gidip sarhoş olduğumuz için sadece bizi suçlayacaklar diyor. O sırada K-pop hayranları, insanlar işte birden Stray Kids'ten ayrılan Woojin'i hatırlıyorlar. Ve diyorlar ki bu kişi acaba Woojin olabilir mi? Öyle bir şüphe başlıyor insanlarda. Ve hani insanların hala kafasında şöyle bir şey var. Woojin gruptan ayrıldı ama sebebini hala bilmiyoruz. Sebebi bu olabilir diyor birçok kişi. Sonra Woojin çıkıyor. Bu iddiaları yalanlamaya başlıyor. Twitter'da şöyle bir açıklama yapıyor. İşte geçenlerde diyor saçma bir deneyim yaşadım. Ve ben diyor hayranlara ne olduğunu anlatmak istiyorum. Hani o kişinin ben olduğumu söylüyorlar ama diyor ben öyle bir yere gitmedim. O insanı tanımıyorum. Öyle bir şey asla yapmadım, yaşamadım. Lütfen diyor hayranlarım endişelenmesin. Sonra yine aynı kişi, bu ilk şeyleri başlatan kişi, bu taciz iddialarını başlatan kişi yeni tweetler atıyor. Aynı hesabı yine aktifleştiriyor. Yeni tweetler atmaya başlıyor. Diyor ki birisi diyor benim söylediklerimle ilgili kendini savunmuş, bir açıklama yapmış. Ama diyor ben hiç isim vermemiştim ki. Bu kısım çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sonra da diyor ki demek yok, kişi kendini biliyor. Ben isim vermedim ama üstüne alınması gereken kişi alındı. Hani ne oldu ki, sana bir şey diyen olmadı ki gibilerinden bir durum var. Belki Woojin dedikoduların kendisini bulmasından dolayı, hani o insanlar onu suçladığı için belki açıklama yapmıştır ama sonrasındaki bu kızın bu açıklaması çok hoşuma gitti. Çok net çünkü. Diyor ki ayrıca diyor bilmenizi isterim ki ben Koreli değilim. Koreli olduğumu hiç söylemedim. Bana tecavüz etti de demedim. Sadece beni taciz ettiğini, isteğim dışı bana dokunduğunu söyledim dedi. Sonra diyor ki insanlar bilgilerimi almaya çalıştığı için de korkup hesabımı sildim. Sonra sırf bunları söyleyebilmek için geri açtım. Yeniden aktif hale getirdim diyor. Çünkü Woojin açıklamasında işte o kişi bunları yazdı ve arkasından hesabını sildi gibi de bir cümle kurmuştu. Bu da ona cevaben yazılmış bir şey. Yani kız genel olarak korktuğundan da bahsetmiş. Çünkü biliyorsunuz K-pop hayranları biraz korkunçtur. Muhtemelen hesaba, kıza bayağı bir saldırmış olmalılar bu açıklamalardan sonra. Sonra olay bununla sınırlı kalmıyor. Hani bu kişiyle sınırlı kalmıyor. Başka insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Başka hesaplar ortaya çıkmaya başlıyor ve bunlar da Woojin'le alakalı çok problemli şeyler anlatıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Woojin'in eski sevgilisi olduğunu iddia eden bir hesap. Yine bir kişi, bir hesap ortaya çıkıyor. Kendisinin de zamanında Woojin'in yaptığı şeyler yüzünden mağdur olduğunu anlatıyor. Onunla sevgili olduğu dönemlerde. Diyor ki merhaba, ben Kim Woojin'in eski kız arkadaşıyım diye ortaya çıkan bir hesap bu. Arkadaşım diyor bana Twitter'da Woojin'le alakalı bazı taciz iddiaları olduğundan bahsetti. Bu beni de cesaretlendirdi ve ben de onunla ilgili bazı şeyler anlatmak istiyorum. Ben de Woojin tarafından mağdur edilenlerden bir tanesiyim diyor. Şimdi Korecem'de diyor biraz problemli, zaten bozuk bozuk yazmış. Google Translate kullanıyorum çünkü ben Koreli değilim, Çinliyim. Lütfen diyor Korecem'i mazur görün. Bu arada da yine aynı diğer kız gibi çok korktuğundan ve adının, bilgilerinin ifşa olmasından çok korktuğundan bahsediyor. Benim yüzümden ailemin zarar görmesinden çok korkuyorum tarzı şeyler söylüyor. Önce olayı anlatmadan önce böyle uzun uzun bunları yazmış. Bu kısımları atlıyorum. Kıyamam, çok üzgünüm. Tüm bunları söyleyenin diğer kız arkadaşlarından biri değil de ben olduğumu anlayacak diye gerçekten çok korkuyorum. Ailemin benim yüzümden acı çekmesini istemiyorum. İşte o bir ünlü ve her şeyi yapabilir tarzında bir cümleleri var işte. Biraz diyor telefonuma bakındım, eski yazışmalarımızı gördüm ama karşılıklı konuşmalarımızdan, kendi yazdıklarından bazı şeyleri sildiğini fark ettim diyor. Hani bunları yayınlamalı mıyım bilmiyorum çünkü elimdeki tek kanıt da bunlar ama emin olamıyorum diyor. Bu arada yayınlamamış çünkü burada da diyor yayınlamama kararı aldım, onları galerimde tutacağım diyor. Artık sebebini ben de bilmiyorum. Diyor ki benimle özel hayatıyla ilgili hiç konuşmazdı. Seni ilgilendirmez gibi cevaplar verirdi sorduğumda. Ben de şey derdim işte, ben senin kız arkadaşınım. Bir problem varsa söyle, sana yardımcı olayım gibi şeyler söylerdim. Ama bana hiçbir zaman açıklama yapmazdı. Sürekli kız arkadaşlarının evine giderdi diyor. Hiç böyle hani erkek arkadaşlarının evine o kadar gittiğini bilmiyorum ama hep kız arkadaşlarının evine giderdi. O insanlar onun kız arkadaşı mıydı yoksa mağdurları mıydı, bu konuda da hiçbir fikrim yok. Zaten bana da bir şey anlatmazdı diyor.
Sonra diyor ki ben o barda taciz ettiği kızla ilgili konuyu biliyorum. Onu diyor ben de gördüm. O diyor bara gittiğinde ben de o bara gittim ve onun o kıza yaptıklarını gözlerimle gördüm. O sırada benimle birlikte olan bir arkadaşım vardı. Emin olamadım hani o Vucin mi gerçekten diye sordum. Arkadaşım da evet o dedi ve hatta birkaç tane fotoğraf çekti diyor. Elimizde kanıt da vardı. Ama diyor Vucin bunları fark ettikten sonra eğer onları yayınlarsan seni dava ederim işte şöyle yaparım böyle yaparım diye beni tehdit ettiği için diyor. Hem aileme zarar gelmesinden hem bana zarar gelmesinden korktuğum için onları hiçbir yerde yayınlayamadım ama ben o kıza yaptıklarını gözlerimle gördüm diyor bu kişi. Bazıları diyor ki neden hala bunlara bunca şeye rağmen ondan ayrılmadın? Birkaç kez ayrılmak istediğini söylemiş ama Vucin izin vermemiş iddiasına göre. Demiş işte beni bırakamazsın, benden ayrılamazsın bla bla. Sonra diyor en son dayanamadım ve ayrıldık. Zorla da olsa diyor ayrılmayı başardım. Ama hala yakın zamanda bile bana mesaj atıp duruyordu. İşte nasıl olduğumu, ona dönüp dönmeyeceğimi soruyordu. İşte benden o kadar kolay kurtulamazsın, benden ayrılamazsın gibi mesajlar atıyordu bana diyor. En son hatta onu engelleyerek ondan kurtulmuş. Öyle söylüyor. Onu engellemek zorunda kaldım en son diyor. Ve son olarak da diyor ki maalesef o konuşmalarımızı, o kanıtları yayınlayamam. Çünkü onları yayınlamak benim için çok tehlikeli olacak. O yüzden özür dilerim gibi bir cümleyle de bu tweet dizisini bitirmiş oluyor. Sonra işler biraz daha çirkin bir hal almaya başlıyor. Çinli bir netizen çıkıyor diyor ki Vucin bir hayran sitesinin liderini hani onlarda bir de öyle şeyler vardır ya hayran sitesinin lideri mi denir ona ne denir bilmiyorum. Başında olan kişi onu yöneten hayran sitesi yöneticisi galiba böyle bir kişiyi hamile bıraktığını söylüyor. Böyle bir muhabbet zaten bayağı duymuştum Çinli netizenler arasında çıktığını. O dönemde konuşulmuş sanırsam çok fazla. Hatta normal bir hamile bırakma da değil. Çok daha kötüsü bayıltıp uyuşturup zorla hani hamile kaldığını, onunla zorla birlikte olup onu hamile bıraktığından bahsediyor bu kişi. Eğer böyle şeyler olduysa gerçekten çok korkunç iddialar bunlar. Twitter'da da bunu dile getiren pek çok hesap var bu arada. Hani bir kişi, iki kişi değil sadece. Sonra bitmiyor. Vucin'le ilgili iddialar asla bitmiyor. Hani bir kızı da hamile bıraktığı söylendikten sonra başka bir iddia daha var. Yine yabancı. Bu arada Vucin'in yabancılara karşı da hep bir ilgisi varmış. Yani öyle söylüyorlar. Özellikle batılı kadınların vücuduna karşı hep bir ilgisi varmış ve böyle bu açıklama yapan kişilerin çoğu da hatta neredeyse hepsi de bu tarz yabancı isimler, yabancılar. Hatta sanıyorum bir tanesi Brezilyalıydı. Bir başka kişi daha çıkıyor. Yine Vucin'le alakalı çok can sıkıcı başka bir iddiada bulunuyor yine. Bu da diyor ki bir arkadaş grubumla birlikte Kore'ye gitmiştim. İşte arkadaşlar grubunda zaten birkaç kişi Koreliymiş. Demişler ki hadi birlikte gidelim bizim ülkede gezelim takılalım. Birlikte diyor gittik Kore'de geziyorduk eğleniyorduk. Ve diyor ben 19 yaşına yeni girmiştim. Bu arada yıllar önce olan bir şeyden bahsediyor. Ben 19 yaşına yeni girmiştim. Arkadaşlarım da dediler ki madem öyle 19 yaşına da girdin bizimle birlikte bir bara gelip eğlenebilirsin. Ben de diyor bu şekilde onlarla birlikte bir bara gittim. Birden Vucin'i gördük diyor. Benim arkadaşlarımdan bir tanesi diyor Koreli arkadaşlarımdan bir tanesi Stay'di. Sanıyorum Stray Kids hayranlarına verilen isim bu Stay. Bir Stay'di ve bana onun orada olduğunu söyledi. Ben diyor bayağı şaşırdım. Tamam çok bildiğim, hayran olduğum bir grup değildi ama sonuçta bir idol orada olduğu için, onu orada gördüğümüz için şaşırdım diyor. Ve arkadaşım işte Vucin'in alkol kullanmayı ve barlara gitmeyi çok sevdiğinden falan bahsetti diyor. O gece ben biraz çok içmişim diyor. Sarhoş oldum. Çok içmek o gün benim hatamdı. Bunu yapmamalıydım diyor. Zaten sürekli de bir kendini suçlama var bu kişide. Sonra diyor birden Vucin'in bana baktığını fark ettim. Yüzüme bakmıyordu diyor. Vücuduma bakıyordu. Vücudumu izliyordu. Ve bu beni o kadar çok rahatsız etti ki diyor. Arkadaşlarımın arkasına saklanmak zorunda kaldım bana bakmasın diye diyor. Böyle düşünmek yanlış ama o gün çok açık giyinmiştim. Açık saçık giyinmemeliydim. Bu da benim hatam diyor. Onun diyor ideal batılı kadın vücudunu sevdiğini daha önceden duymuştum. Benim de diyor birazcık kıvrımlarım vardır. Muhtemelen bel kıvrımı falan vardır artık. Benim de diyor böyle bazı kıvrımlarım vardı. O yüzden diyor bana bakmaya devam etti. Sonrasında ben
arkadaşıma da bahsettim, söyledim. Hani onun bana baktığını söyledim ve arkadaşım dedi ki istiyorsan çıkalım, rahatsız olduysan çıkalım. O an diyor biraz fazla tepki verdiğimi düşündüm. Tam boş ver, gitmeyelim demiş, çıkmayalım demiş. Ve bu benim yaptığım en büyük hataydı diyor. Gitmeliydim o gün oradan diyor. Sanıyorum alkol eşiği birazcık düşükmüş. O yüzden de diyor çok çabuk sarhoş olmuştum. Ve o halde diyor hani tuvalete gitmeye çalıştım. İşte ayakta durmaya zorlanan, hani böyle bildiğimiz sarhoşlar olur ya. Öyle tökezleye zorlanarak tuvalete giderken birden diyor birisi benim bileğinden tuttu. Bileğimi tuttu, yakaladı. Ben bunun kim olduğuna dönüp baktığımda Vujin olduğunu gördüm diyor. Ben bileğimi çekmeye çalıştım diyor, izin vermedi. Beni diyor kendine çekmeye çalıştı diyor. Bir şeyler söyledi, anlamadım diyor. Beni diyor sürüklemeye, bir yere götürmeye çalıştı diyor. O kadar sarhoştum ki hani çok da tepki veremiyordum ama beni bırakmasını istedim ondan. Ama o beni inatla kendine doğru çekmeye devam etti diyor. Kollarına dokunmuş, beline dokunmuş, göğsüne dokunmuş. Sonra elini kalçamda hissettim diyor. Onu itmeye çalışmış. Ve galiba diyor beni o an orada bırakmasının tek sebebi arkadaşımın beni aramaya başlamasıydı. Şok geçirdim diyor. Ne yapacağımı bilemedim, ne söyleyeceğimi bilemedim. İşte arkadaşı gelmiş bulmuş onu. Demiş ki iyi misin? Ne oldu? O an ona belli etmemeye çalıştım. İyiyim dedim diyor. Muhtemelen görmemişler Vujin'in yaptığı şeyi. Sonra otel odasına döndüm o gece diyor. Çok sarhoştum, uyuyakaldım o an. Ertesi gün diyor işte duşa girdiğimde diyor olanları hatırladığımda onun dokunduğu yerleri böyle kazıyarak yıkamaya çalıştım ve bunu yaparken hüngür hüngür ağladım diyor. Onun yaptıklarını hala diyor böyle kendime mantıklı bir şekilde açıklamaya çalışıyorum, savunmaya çalışıyorum ama diyor artık yanıldığımın çok iyi farkındayım. Hani onunla ilgili çıkan o kadar çok haber, bilgi var ki diyor demek ki bu böyle bir insanmış. Konunun benimle bir alakası yokmuş. Kendimi suçlamama gerek yokmuş. Ya hala böyle bir şeyde bile kendini suçluyor bu insan. Çok enteresan değil mi ya? Sinirlerim bozuldu burada benim. Bugüne kadar diyor bu konuyu arkadaşlarıma söylemedim. İnternette hiçbir yerde yazmadım. Çünkü zorbalığa uğramış gibi veya ne bileyim yalan söylüyormuş gibi görünmüş olmak istemedim diyor. En sonunda bana inanıp inanmayacağını size kalmış. Onun tarafından incitilmiş çok fazla insan var. Umarım onları savunursunuz. İşte umarım böyle bir şeyi başka kimseye yaşatmaz. Çünkü diyor böyle saldırılar insanı çok kötü etkiliyor. Ben o olaydan beri diyor erkeklere güvenemiyorum. Güvenmekte çok zorluk yaşıyorum. Kendime diyor eskisi gibi bakamıyorum. Bu yüzden lütfen diyor kurbanları suçlamayın. Onlara inanın. Çünkü gerçekten böyle şeyleri anlatmak çok zor. Ben bile diyor bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen en yakınlarıma daha yeni yeni anlatabiliyorum bu konuyu diyerek olayı bitirmiş. İşte yazısını bitirmiş. Vujin çıkıyor. Diyor ki bu kişileri tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Söyledikleri hiçbir şey yapmadım. Ve diyor yakın zamanda ben müziğe geri döneceğim acı. Bırakın şimdi diyor tacizi macizi. Eh geçelim onları, ben diyor yeni bir şeye döneceğim diyor. Yeni albüm çıkaracağım ben diyor. Bunun için de diyor kendime Onyx Entertainment diye bir şirket buldum. Çok çime sindi orası diyor. Gireceğim diyor orada yeni yeni şarkılar, albümler yayınlayacağım diyor. Sonra bu Onyx Entertainment konusu da çok enteresan bu arada. Onyx Entertainment, 10X çıkıyor. İşte şöyle bir açıklama yapıyor. Bizim şarkıcımıza karşı hakaret edenlere yasal işlem başlatacağız. Onlara dava açacağız. Kendince işte Vujin'in telefonundaki masum olduğuna dair bazı fotoğraflar, görüntüler mi varmış artık ne olduklarını inanın bilmiyorum. Onları paylaşıyorlar. Sonra işte komik olan neresi? Şimdi onu söyleyeceğim. Onyx Entertainment'la ilgili komik olan şöyle bir nokta var. İnsanlar bu şirketi araştırmaya başlıyorlar. Yani sosyal medya çok enteresan bir yer. Çok deliler var gerçekten sosyal medyada. Ve yepyeni bir şirket. Her şey sonradan oluşturulmuş Onyx Entertainment'da. Bu hayranların, sosyal medyadaki netizen tayfası diyeyim, onların araştırmaları sonucunda çıkan şeyden bahsediyorum. Diyorlar ki şirket fake. Ya da ne bileyim sonradan, çok sonradan açılmış bir şirket. Bunu her şeyi Vujin kendisi yaptı. Hani bir şirketmiş gibi gösterip her şeyi yöneten kişi, yapan kişi aslında Vujin'in kendisi diyorlar. Ama Onyx Entertainment çıkıyor diyor ki o hayır efendim, ne alakası var böyle bir şey olabilir mi ya, biz basbayağı varız şirketiz diyor. Saçmalamayın lütfen diyor. Sonra Ağustos'tan bu yana Güney Kore'de kayıtlı bir şirket olduğuna dair bazı belgeler gösteriyorlar. Diyorlar ki ya, rica ediyoruz diyor, biz bariz eğlence şirketiyiz diyor. Sonra karşı taraf soruyor diyor ki peki kim var bünyenizde? Bucin.
Yetmez mi? Vucin var. Onun için kurulduk biz zaten. Tabii biz vucin için varız. Aa, vucin yoksa biz niye varız? Saçmalama, kendine gel diyor. Öyle bir şey demiyorlar tabii ki, ben şu anda tamamen konuyu dalgaya alıyorum ama çok komik bir şey gerçekten. 10X Entertainment. Ben 10X desem de ona. 10X Entertainment. İşte vucinin suçlu olduğuna dair kanıt olan fotoğrafların sahte olduğunu, aslında bir başkasının konuşmaları olduğunu ve onu Vucin için kullandıklarını, yani görüntülerin sahte olduğunu söylüyor. Bu arada ben gerçekten hiçbir görüntü görmedim. Çok aradım, çok baktım. O Twitter'daki yazışmalarda da hani herhangi bir link, görüntü, kanıt olabilecek hiçbir şey yok ki. Neyi reddetti bu adamlar? Neyi dediler bu konuşmalar doğru değil? Vallahi göremedim ya. Aradım da hani hem İngilizce hem Türkçe bulabiliyorsanız bana link atın lütfen, ben bulamadım. Neyse işte bir haber sitesinde de diyor ki bu doğrulandı. Orijinal gönderinin Ağustos sonunda oluşturulduğu takdir edildi. Instagram'da hala mevcut. Bunu da bilmiyorum. Göremiyorum nerede olduğunu. Ajans Vujin'in imajını etkileyen söylentiler üzerine yasaklanıyor. Sonra ne demiştik? Bu insanlar Vujin'in ajansını incelemeye başladı. Ve biraz değişik şeyler fark ediyorlar bu süreçte. Bunu şirketi araştırırken. Önce Twitter'daki 10X Entertainment, 10X Entertainment'ın Twitter hesabının olayın patlak verdiği dönem olan, gün olan 8 Eylül 2020'de oluşturulduğunu fark ediyorlar. İlk bu skandalın ortaya çıktığı gün. O yüzden bir geçerliliği sorguluyorlar öncelikle. Ve şirketin takip ettiği tek bir kişi var, Vujin. Bünyesinde tek bir kişi var, Vujin. Başka hiç kimse yok. Sonra logoya bakmaya başlıyorlar. Logoyu inceliyorlar. Onun da 10X'deki ilk halinden bahsediyorum. 10X yazısındaki o sıfırın görselinin Arjantinli bir mobilya ve tasarım şirketi olan Hanford diye bir marka var. Ve logonun onun logosuyla aynı olduğunu fark ediyorlar. Bu sefer ajansın bir web sitesi var mı diye araştırmaya başlıyorlar. Çok alelacele hazırlanmış, çok dandik bir görselle, görüntüyle karşılaşıyorlar falan. Hani o da yok. Google ve Naver'da araştırma yapıyorlar. Yine hiçbir şey yok. Sonuç sıfır. Sonra diyorlar ki yani demek ki Vujin sırf kendini savunabilmek için sahte, saçma sapan bir şirket kurdu. Şirket açtı. Tabii ki bunu reddediyor şirket. Dediğim gibi işte bir güya kanıt çıkartıyor ortaya. Biz Ağustos'tan beri aktif olarak çalışıyoruz falan diye. Tabii bu söylediklerim ilk zamanlarda, sanıyorum 2020 zamanlarında o söylentiler çıktığında olan şeylerdi. Çünkü ben şimdi internete yazdığımda 10X Entertainment diye bir sürü şey çıkıyor. Hem sitesi var, hem Twitter'ı, hem Instagram'ı, hem zartı zurtu bayağı bir şeyi var ve düzenli bir şekilde Twitter'ı mavi tik almış falan. Sitesi de düzgün ama ve lakin yine hala tek bir kişi var bünyesinde, o da Vujin. Koskoca sitede görebileceğiniz tek artist, tek kişi, tek sanatçı Vujin. Başka hiç kimse yok. Bilemiyorum yani, gerçekten Vujin ya kendisi kurdu ya çok yakınında birisi kurup sadece Vujin'i dahil etti bünyesine. En son ama 23 Mart 2021'de Naver'da bir makale yayınlanmış Vujin'le alakalı. Şöyle demişler: geçen yılın Eylül ayında deniz aşırı bir netizen Kim Vujin tarafından cinsel tacize uğradım diyen bir yazı yazdı ve cinsel taciz söylentileriyle ortaya çıktı. Vujin'in şirketi 10X Entertainment iletişim kayıtlarına ve çeşitli verilere dayanarak Kim Vujin'in o tarihte orayı ziyaret etmediğini söylemiş. Seul Metropolisi ve yasal bir temsilci Brezilya'dan bir anti fan olduğunu fark ettikten sonra bu şüpheden temizlenmiş Vujin, öyle söylüyorlar. Yani onlara göre, 10X Entertainment'a ve Vujin tarafına göre, Vujin bu skandallardan tamamen aklanmış, cinsel taciz skandallarından. Ve diyor ki gelecekte, yakın bir zamanda yeni şarkılar, yeni albümlerle döneceğim, hayranlarımın haberi olsun diye bir açıklama yapmış yakın bir zamanda. Fakat bunların da yanında bir şeyden daha bahsedeceğim. Çok uzun oldu video yine. Bunların da yanında Vujin'le alakalı daha farklı şeyler ortaya çıktı. Sonradan epey videolar dönmeye başladı. Birkaçını ben de gördüm. Ben de şahit oldum. Vujin bayağı Stray Kids üyelerine kötü davranıyormuş gördüğümüz videolarda. Özellikle şeyi hiç unutmuyorum. Böyle selam veriyorlar. Bulursam koyacağım yine. Selam veriyorlar, böyle eğilmişler. Hepsi tatlı bir şekilde. Vujin birden yanındaki kişiye çok bariz bir şekilde böyle elinde mikrofon tutuyor. Kolunu kaldırıp vuruyor.
gözüne gelmesini sağlıyor. Yani bir insan eğilirken kolunu kaldırmaz arkadaşlar. Şöyle diğerlerine bakıyorum. Hani bir hareket mi bu? Hepsini yapması gereken bir şey mi? Hayır. Gayet güzel, normal bir şekilde hepsi ellerini mikrofonlarla böyle eğilirlerken Ucun birden kolunu açıyor. Ve yazık çocuğun yanındaki kişinin gözü gidiyor yani. Çocuk bayağı böyle bir gözünü tutuyor falan. Ya özür diliyor Ucun ama yani sinirlendiğini de anlayabiliyorsunuz zaten yandaki kişinin, üyenin böyle sinirleniyor, böyle gözünü tutuyor, böyle şey yapıyor falan. Ve başka şeyler de hani var bayağı hakkında. İşte sürekli kendini bir ön plana çıkarma çabası, sürekli üyelere sert davrandığı görüntüler var, kötü davrandığı görüntüler var. Bilmiyorum yani o dönem muhtemelen hiçbiriniz, ben hiç hayranları ve hiç olmadığım için ve bir şeylerini izlemediğim için bilmiyorum ama muhtemelen o dönem hayranları da böyle şeyleri ay ya kendi aralarında şakalaşıyorlar gibi bir şey olarak algılamıştır. Ama sonradan böyle şeyler çıkıp da onları daha detaylı izlemeye başladığınızda bunların hiç de sevimli görseller olmadığını fark ediyorsunuz. Bu da belki bu şekilde ortaya çıkmış olabilir. Bununla ilgili de Vuji'nin aslında grupta da problemli olduğuna dair de bazı görüntüler var. O yüzden sanıyorum şu an Stray Kids hayranları da Vuji'ne sırtını dönmüş durumda. Anca belki onun kişisel kendi hayranları ve bu yaşananlara asla inanmayan bir kitle vardır ve onlar hala Vuji'nin tarafındadır ki var da yani. Instagram'ında şurada burada bir sürü de takipçisi var. Yorumlar var deli gibi. Hala bence net bir şey yok ortada. Ben hala net bir kanıt görmedim. Görmüyorum. Masum kanıtlandı diyor bir taraf. Onyx Entertainment ve hayranları ama kanıtlandığına dair bir belge ben bulamadım. Diğerleri diğer tarafa bakıyorsunuz. Bize yaptı etti dediklerine dair hiçbir belge yok ellerinde. Hiçbir kanıt yok. Ama zaten böyle şeylerin de kanıtı en fazla nedir? O bar ortamında kamera olur, görüntü olur, bir şey olur. Kız arkadaşını bir kenara koyarak söylüyorum. Hadi onun elinde konuşmalar da vardır da. Ya da fotoğraflar, şunlar bunlar vardır. O barın görüntüleri olur ellerinde. O şekilde kanıtlanır o görüntüler. O yüzden ben bir taraf tutamadım. Ama çok fazla taciz iddiası çıktı ve birden çıktı. Çok kişi aynı şeyleri söyledi. Ya bırakın hepsini, hamile bıraktığını iddia ettiler. Bu çok büyük bir iddia. Yani ne oldu mesela o hamile kalan kişiye? O zaman Vuji'nin bir çocuğu var. Nerede? Ne yapıyor? Doğdu mu? Doğmadı mı? Doğamadı mı? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Çok ağır şeyler bunlar dediğim gibi. Ben çok hani kanıt aradım, update'ler yazdım, güncellemeler yazdım. Bulamadım bir türlü. Bulabilen varsa lütfen videonun altına da kanıt olarak koysunlar ki yanlış yönlendirmiş olmayayım kimseyi. Ama hala gruptan neden atıldı? Üyeler bile neden ona sırtını döndü? Ve aynı kişiyle ilgili benzer bir sürü iddia nasıl oldu da birden çıktı? Bilmiyoruz. Bence hepsi bir muamma. Ayrıldıktan sonra da grup üyelerinin onunla ilgili bazı olumsuz açıklamaları, mesajları, yorumları olmuş. Bunlardan birisini izlemiştim. Hani bazı şeyler oldu, yaşandı, hatalar yapıldı, bedeller ödendi tarzı bir şey söylemiş üyelerden bir tanesi. Belli ki onlarla da vardı bir problem. Çok sessiz sedasız halletmeye çalıştı JYP ama olmadı. En azından JYP'den atıldıktan sonra yaşandı böyle şeyler, öyle söyleyeyim. Bildiğim bu kadar, bulduklarım bu kadar. Hatam olduysa affola. İnternette bir sürü farklı siteden topladığım bilgilerdi bunlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Düşündüğümden çok daha uzun oldu video. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.